Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir video ile daha karşınızdayım. Ben Serkan Yıldız Tavsiye kanalından sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz iPhone 7 Plus arkadaşlar. Yıl 2021, Haziran ayındayız. 6. ayı da devirdik. Hala iPhone 7 Plus alınır mı? Hala iPhone 7 Plus alanlar var mı diye konuşurken bir yakınım almış ve istersen videosunu çekebilirsin dedi ve konu oradan açıldı. Yıl 2021'de 4 çekirdekli 3 GB RAM'i bulunan bir iOS 14 işletim sistemli çift kamerası olan iPhone 7 Plus'la beraberiz. Bataryamız 2900 mAh arkadaşlar. Tabii ki iPhone, Apple dediğinizde biraz batarya problemi her zaman yaşanıyor. Özellikle eski dönemlere doğru gittikçe çantalarda şarj aletleriyle dolaştıklarını biliyoruz. Bu şekilde bir konuda söz konusu. Evet, iPhone 7 Plus'la beraberiz burada. Arkadaşlar bu arada Instagram adresimi de güncelledim. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler Instagram'a tavsiyet yazarak bana ulaşabilirler. Serkan Yıldız tavsiyet direkt çıkıyor arkadaşlar. Tavsiyeti birleşik yazıyorsunuz. YouTube'da ayrı, Instagram'da birleşik dostlar. Oradan da soru ve görüşlerinizi de en yakından sorabilirsiniz. Ama YouTube'dan zaten cevaplıyorum. Bu da ayrı bir konu. Evet, şimdi iPhone 7 Plus'la beraberken en çok aklıma takılan şu takılma donma yaşanıyor muydu diye. Kullanan arkadaşımla da detaylıca konuştuk. Ben de elimde aldım, kurcaladım. Herhangi bir kasma, donma, takılma hiçbir şekilde yaşanmıyor. iOS'un, Apple'ın güzelliği de burada zaten arkadaşlar. Neden bu kadar tutulduğunun en büyük sebeplerinden biridir. Apple'da şu anda biliyorsunuz 12. seriye geçilmişken 7. seriden telefon almak çok da ucuz olmuyor açıkçası. Yine bu telefonun fiyatları 3000 TL ve üstünde arkadaşlar. 3000 TL üstünde birçok Android 8 çekirdekli hatta 6 GB RAM'li cihazlar varken 3 GB RAM ile kıyaslanabilir mi diye sorusunu sorarken evet, gayet de kıyaslanabilir arkadaşlar. Çok güzel çalıştığını söyleyebiliriz ama öncelikle iPhone 7 Plus'ın olumsuz özelliklerinden konuşmaya başlamak istiyorum. Şöyle elime de alayım. Arkadaşlar elimde özellikle şu anda karanlık mod açık. Karanlık modda kullanmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü normal modda ekran beyaz olduğu için ekran kasa çevrelisi çok fazla arkadaşlar. %60'larda, %70'lerde burada ekran kasa gövde oranı. Şu anki güncel tüm cihazlarda %80, %85 hatta zorluyorlar %90'ı. Burada ise çok fazla derecede çerçeve var arkadaşlar. Ondan dolayı karanlık mod en ideali gibi görünüyor. Hemen şöyle menülerde ben gezindim. Yine geziniyorum. Kamerası vesaire günlük hayatta kesinlikle iş yapıyor. Biraz karanlık ortamlarda işte lensin eski nesil olması, lens çapının bir önceki nesillere nazaran yine iyi ama bir nevi eski nesil olmasından ötürü böyle karanlık ev içindeki akşam çekimlerinde biraz problem var. Ama diğer günlük hayatta hiçbir problem yaşamıyorsunuz ki zaten 4000-5000 TL altındaki Android telefonlarda da aynı durum söz konusu. O yüzden bir eksiği olmadığını söyleyebiliriz. Buradaki en büyük eksiğimiz arkadaşlar ekran. Yani ekran çok kaliteli, güzel, renkler çok doygun. Lakin dediğimiz gibi ekran kasa gövde oranı biraz bu telefonu açıkçası kötü ve olumsuz gösteriyor. İkinci olumsuz özelliğimiz batarya arkadaşlar. 2900 mAh bugün günümüzde bence çok az bir batarya gücü. Neden? Mesela benim telefonlarım hep 4500 mAh ve üstü telefonlar kullandığım için yani bu benim günlük ihtiyaçlarımı karşılamayacağı konusunda biraz hemfikiriz diye düşünüyorum. Siz de muhtemelen bu konularda yakınıyorsunuzdur. Bu tarz cihazlar kullananlar. Onun dışında hiçbir eksiği olmadığını söylemek gerekiyor. Olumsuz özellik bu cihazda başka sayamıyorum. Çünkü zaten güzel kapalı bir işletim sistemi var. Hızlı çalışıyor, seri çalışıyor. Oyunlarda gayet akıcı. PUBG testi videosunda hemen çekeceğim bu videonun ardına. Onu da yine kanalımda bu videodan sonra bulup izleyebilirsiniz. Telefonumuz hala iPhone tarafından garanti kapsamı altında. Hala iPhone tarafından destekleniyor. Son olarak iOS 15 güncellemesini de alacak bu telefon
artık Apple'la olan ilişkisini biraz azaltacak ve iOS 15'ten sonra yazılım desteği almayacak arkadaşlar. O yüzden iOS 15'i de alıyor olması yeterli. Şu an iOS 14'te zaten çok verimli ve güzel bir şekilde çalışıyor. Kamerasından memnun olduğumuzu söylemek gerekiyor. Yine telefon hem ince hem şık hem de bu renginden ötürü vesaire iPhone'ları güzel olduğunu söylemek mümkün. Bana sorarsanız şu anda güncel bir iPhone ya da Apple'a geçmek istediğinizde hangi seriden başlarsınız dediğinizde, yani paranız varsa direkt iPhone 11'den başlamanızı öneririm. Hem işlemci hem yazılım hem de kamera teknolojisi açısından minimum iPhone 11'den başlamak gerekiyor. Ama bütçe meselesi, alt seviyelerde de iPhone 7 Plus alınır mı sorusunun cevabı gün sonunda evet alınır diyorum arkadaşlar. Ve videonun sonuna geliyoruz. Aktaracaklarım bu kadar. iPhone 7 Plus ile ilgili soru ve görüşleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Güzel bir telefon, ince ve büyük arkadaşlar. Bu ekran kasa çevre oranında olmasaydı, yani o problem olmasaydı gayet bence çok ideal bir telefon olurdu. Zaten güncel iPhone'larında ne kadar alınabilir telefonlar olduğunu görüyoruz. Videoda çok uzasın istemiyorum. PUBG testinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum.